Dur Deniz, dur. Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz daha farklı bir içerikle karşınızdayız. Bugün Asya ürünlerini size tanıtacağız. Böyle bir şeyler aldık. Mesela kızım için şöyle bir şey aldım. Moğolistan'dan geldi bu. Daha farklı tabii kumaşı. Daha eski model tarz olarak, kumaş olarak. Ama eski kumaşların, eskiden yapılan ürünleri daha kaliteli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü evet, her şey eskide orijinaldi bence. Şimdi saçma saçma şeyler yapıyorlar. Bu çok sıcak tatıyor ve öyle ıslaklık falan yapmıyor. Yumuşak. Ama yeni yürümeye başladığın çocuklar için çok iyi. Öyle bassana. Bırakırsan aşkım bir basacağım. Evet, güzel. Böyle bir şey aldık işte. Bunun fazla abartacak bir şey yok. MP3 çalıyor. Fotoğraf makinesi de var. 3 megapiksel. Bluetooth de var. Tabii. Şöyle bir şey aldık. Benim küçükken biri vardı bu Ali Baba. Bu, çok seviyorum. Ne bu ama? Tam olarak çikolata değil bu ya. Diş taraf çikolata, içinde kokonuz gibi. Öyle, ha, ananas. Kokonuz. Baksana. Ha. Valla ananasın diğer adını bilmiyorum da hani o var ya bir tane hani Hindistan cevizi. Bana öğrettin ha. Şöyle bir şey aldık, yine Moğolistan ürünü. Değil mi? Moğolistan evet mı bu? Evet, burada evet. Moğolca yazıyor. Bayağı kalın bir şey yani. Bunu saçından yapılıyor. Değil mi? Deve saçından yapılma. Başka ne aldık? Çocuğa da böyle bir şeyler aldık. Evet, bir tane aldı. Evet. 4 tane. Şöyle bir şey aldık. Bu kimin, senin? Benim tabii ki, çiçekli. Deniz'in de ayakları büyük de. Ha, şu Deniz'in futbolcu gibi ayakları var bizim kızımızın. Şöyle bir şey aldık. Bunun tadını merak ediyorum. Şimdi deneyeceğim hatta. Kore sosu. Bir bakalım bir nasılmış tadı. Gochujang bir tür işte. Nereden açılıyor ki bu? Bir yerden çıkarak açılıyor. Gochujang gibi aynen. Evet ama tadı biraz başka. Kokuya bak. Biliyorum ben. Güzel. Herhalde bir şeyle karıştırmak lazım değil mi bunu? Çünkü çok tuzlu tadı var da. Evet, karıştırabiliriz. Yemeğe koyabiliriz. Acı değil. Sivze de sürbeyebiliriz. Şöyle eski tarz çikolata. Moğolistan'da her şey biraz daha eski tarz oluyor. Ama eski tarzların daha orijinal olduğuna inanıyorum. Eğer siz de bunu katılıyorsanız yorumlar kısmında belirtin. Mesela Türkiye'de de birçok eski ürünler. Bugün biliyorsunuz ki marka vermeye gerek yok. Allah korusun. Yani belimizi kırmasın. Düşünmesi bile canımı acıtıyor. Yani biliyorsunuz yani birçok marka yenilendikten sonra, geliştikten sonra birazcık işin suyunu çıkartıyor. Öyle eski markalar bir şeyler, tatlılar, şekerler. Ve işte o en acı helal makarna dedikleri, bu YouTube'da falan görüyorsunuz ya, o çok aşırı acı olan. İşte onun, bu benim, ben bunu Moğolistan'da da yiyordum. Bu peynirli ve mantarlı mı? Evet. Peynirli ve mantarlı. Aşırı acı noodle. Bunu bugün yapacağız, deneyeceğiz, tadına bakacağız. Normal kırmızı poşetlere göre bu pembe poşetleri daha biraz fazla. Evet, o sizin YouTube'da izledikleriniz, onu da aldık. Göstereceğim şimdi. O bu kadar acı değil. Şöyle bir şey var. Gochujang. Zaten bu Türkiye'de yavaş yavaş duyulmaya başladı. Biber ezmesi, püresi. Sonra bir de şöyle Moğolistan'a özel bir şey aldık. Bu neydi? Sarı yağ. Yani bu yağ ama bu biraz daha farklı. Tereyağı gibi değil tadı. Tereyağı biraz daha böyle ekşimsi, bozuk su. Bu. Bir de çok sertmiş ya. Neydendi? Söyle. Neydi? Utanma. Kaymanla uğra ne? Peynir suyu mu? Tam sütten çıkıyor. Ya işte bir süt bir şey işte. Bir yağ ya. Ne istiyorsunuz ki yağ yani? Ama çok iyi. Şöyle bir şey. Art. Bu art diyorlar Moğolistan'da. Az önce eşim de söyledi. Bununla ne yapıyorlardı? Suyda pişiyorlar. Üstünden ayağından koyuyor. Biraz... Bu içecek oluyor. Evet. Ha, biz içecek olarak bunu mu aldık yani? Evet. Ha, bunu suyla karıştırıyorsun. Evet, tencerede kaynatıyoruz. Bizim Moğolistan'da o bana yaptığın, beğenerek içtiğim buydu. Evet, bu. Ha. Sağdaki için de çok iyi. Girip mirip. Bu yani peynir suyundan yapılıyordu değil mi? Buydu o. Peynir suyu değil ya. Yoğurttan diyor. Yani değişik bir mayadan yapılıyor diyelim böyle değil mi? Yok, yoğurttan çıkartıyor. Kaymak değil ama. Yani ne olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum. Şimdi eşim de Türkçe olarak tam her şeyi bilmediği için bunu tarif edemiyor. Yani bu gerçekten şöyle faydalı. Ben mesela bu yeşil çaylardır bilmem ne bileyim işte hasta çayları bilmem bir şeyler yapıyorlar. Onu içtiğim zaman ertesi gün bir fark etmiyorum. Ama bunu içtiğim zaman ertesi gün değil böyle birkaç saat sonra ufak bir düzelme hissediyorum. Evet. Yani bu daha etkili. Bu gerçekten orijinal bir şey. Yani bu öyle ne bileyim fabrikada satılan şeyler falan değil bunlar yani. Peki bitti mi? Tabii ki hayır. Bunu da biliyorsunuz. Bu da Türkiye'de yavaş yavaş ünlü olmaya başladı. Kimbap yapmak için aldık. Kimbap falan için yosun işte. Yosun aldık. Ya bu biraz pahalıydı ama ya. Evet. Alt tarafı bir yosun ya. Denizde bol bol var. Evet. Bu Türkiye'de görmemişsinizdir bunu. Hatta internette bilmiyorum ya. İnternette de var tabii ki de ama yani
pek fazla kişinin aklına gelip de bunu araması falan karşısına çıkması pek şey değildir yani. Bu da noodle ama patates unundan yapılma. Bu şeffaf bir noodle. Yani bu böyle nasıl diyeyim, sümük gibi arkası görülüyor piştikten sonra diyebiliriz aslında. Hani tam tarifi için sert sümük. Yok ya. Tadı öyle değil, tadı lezzetli. Yani ama görüntüsünü tarif etmek için evet, çok şeffaf. Öyle sulu. Bakın şurada resminde de var zaten. Şöyle görüyorsunuz. Şu var yine hasta çayı olarak bilinen Moğolistan'da. Eko çay dedikleri aslında organik çay demek oluyor. Bunun içinde de işte şu meyveden var. Adını bilmiyorum. Çıtırgın diyor bizde. Bu da çok sağlıklı girip mevkiler için. Evet, çıtırgın diyorlar buna. Ondan sonra kimbap var. Ne? Kimçi var. Bu ama şekerli kimçi arkadaşlar. Yine orijinal lezzetli kimçi. Gerçekten çok güzel tadı var bunun. Acılı bir şey. Acı Guamen'den almadık mı? Aldı o. Kırmızı. Evet. Bu mu? Evet. Sulu değildi ki. Yok, normal öyle acı kırmızısını almadık. Niye almadık? Alalım demiştim ben sana. Sen alalım demedim. Ben ondan iki tane almıştım. Sen tamamlayarak al deyince ben dört tane yaptım ondan. Ya ben demiştim sana aşkım. Hem o Koreli şeyden alalım hem bundan evde alsın de demiştim ya. Dün. Bu iyidir bu. Bir de bu var. Onu almadık neyse unutmuşuz. Bir şeyler olmuş da ama o kadar acı değil. Yani ben size onun videonun başında da söyledim. Bir de şu var. Bu acı değil. Bu şekerli tatlı bir şey. Bu gerçekten tadını bunun da beğeniyorum. Guamen'i çok farklı. Yani guamen, ramen, noodle ne diyorsanız işte o aslında o makarna işte. O makarnası yani bizim burada bulabildiklerimiz gibi değil. Çok daha farklı, elastik, böyle uzayan bir şey oluyor. Daha kaliteli oluyor. Böyle anlatılmaz yaşanır. Şu neydi? Arul. Ben çok seviyorum. Arul? Bu peynirden mi yapılıyordu? Peynir suyundan? Yok ya, peynirden değil. Öyle sütten yapılıyor. Ben bunun şöyle bir hikayesini duydum. Kimden duyduğumu hatırlamıyorum ama biri anlatmıştı. Moğollar savaşırken çok uzun yolculukta yiyecek bir şeyleri yok. Onun için böyle uzun süre tok kalmak için bunu kullanıyorlarmış Cengiz Han zamanında. Ve uzun süre yani tok tutuyormuş. Olabilir mi? Çok güzel. Sonra şöyle bir şey aldık. Griş diyor burada. Bunun Moğolcası kaş. Peki bunu neyden yapıyorlar? Bunun da pilavlı bir şeyden pilav mi? Pilav mı bu bildiğin? Pilav de kaş. Ha, bu da pilav. Bildiğimiz pilav. Pirinç unu gibi ama biraz taneci. Biraz daha yani pilav. Pirinç unundan daha yani unun unlaştırılmamış tam bir pilav. Öyle diyelim. Bir de şunlardan bir sürü aldık. Şöyle bir şey. Bunlar sulu. Bu acı mı? Acı. Çok ben mu acı? Seviyorum. Bayağı acı. Mantarlı. Bu benim hani beğenmediğim o mu? Çok acı diye. Yok ya, ben hep yiyordu ya. Yumurta yumurta koyuyordu içinde. Şu arkadaşlar gerçekten çok acı. Videonun ilerleyen dakikalarda yiyeceğiz, tadına bakacağız. Ben uzun zamandır yemedim. Eskiden bundan çok yiyordum. Moğolistan'da değil mi? Çok yiyordum ben bundan. Evet, çok yiyordum. Yana yana, terliye terliye, ağlıya ağlıya. Tadı öyle güzel ki anlatılamaz. Uzun zamandır şimdi biz bunu yemediğimiz için, tabii ki acı da uzun zamandır yemediğim için ben normalde acıya katlanamıyorum. Bununla bunun tadı çok güzel diye mecburen katlana katlana yiyordum. Evet arkadaşlar, alışverişlerimiz bu kadardı. Şimdi şu acı makarnayı deneyelim. Uzun zaman geçti aradan, tadını da unuttum. Yepyeni bir keşif olacak benim için ve bu deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Buraya kadar izledin ve hala abone olmadın mı? Çok ayıp. Hemen aşağıdaki abone ol butonuna tıkla. Videoyu beğen. Teşekkür ederim. Evet, şu anda hazırlığımızı yapıyoruz. Şimdi size iki farklı ramen göstereceğim. Şöyle. Getirsene bir o en acılıyı. Açtım bunlara. Şu işte benim söylediğim en acı olan. Kırmızıdan bile daha acı olan. Şöyle. Şu da tatlı olan. Bunu Deniz'e yapacağız. Dur Deniz, ver. Bu acılının sosları bu şekilde. Şu da Deniz'in sosları. Bayağı kalın yani, malzeme var yani, malzeme. Öyle değişik değişik ramenler satıyorlar. Evet, mide bulanıyor. Solucan gibi şeyler. Marka söylemeyeceğim ama siz biliyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Şırıl şırıl. Ya da sağlıklı bir şey değil de makarna tabii ki. Ama iyiydi. Değil mi? Şu bizim tatlı kimçimiz. Denizli makarna, evet. Şöyle iki farklı ramen pişiyor. Çok heyecanlıyız ve yanacağız birazdan. Şu arkadaşlar bayağı lastiksi. Uzuyor. Ne oldu Manolya? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir video çektirmiyorsun bize ama sen. Beni de çık diyor belki. Nasıl olacak bu? Şu surata bak ya, civciv ya. Emzik surat. Ha, ne oldu? Ha? Elma? Peki, bakalım yakınca. Ne? Senin yakınca ya.
şöyle uzaklaşalım bakalım. Tamam, sustu gibi. Evet, nasıl şiştiğini görüyorsunuz. Şırıl şırıl. Evet, Deniz de burada çok çalışıyor, görüyorsunuz. Çok çalışkandır bizim kızımız. Deniz olmasa zaten nasıl yapacağız biz bunu yani, bilmiyorum. Evet, şeker de çıktı kızımız değil mi? Evet arkadaşlar, heyecanlı bir şekilde sanki daha önce hiç yemek yememiş gibi ramenlere saldırıyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun Deniz. Şimdi şöyle alıyoruz. Uzun zaman oldu. Ne gülüyorsun? Yesene sen de. Gel, gel. Ha? Ana mı kalkacağız ki? Yeme lan. Kalk, kalk. Gerçekten çok acı arkadaşlar. Yani yenilecek gibi değil ama nasıl yapmışlarsa sosunu. Zehir olsa yeniyor işte. Yenilecek gibi değildi ama iyiydi de acı işte. Yenir ama çok acı. Kimçi. Oh. Sen buyuk buyuk yiyordun eskiden. Oh, uzun zaman oldu. İki taneli yiyordun. Çok yiyordum evet. Ama yine böyle yana yana yiyordum. Oh. Özür dilerim, biraz mukbang gibi olmuştur. Ben mukbang'i sevmiyorum şahsen. Yani bu şapurdatmalar falan kusura bakmayın. Çok acı arkadaşlar. Sumuk tıkılıyor bazen değil mi? Of of of. Adamın sümüğünü döker yani, öyle bir acı. Oy. Kola içince içme sırasında yakmıyor. Yani hiç anlamıyorsunuz ama çarpar mı adamı? İçme bitiyor ya, hemen geliyor acısı. Bu ne ya? Dudaklarımın kenarları yandı. Bu ne lan? Görüntü şöyle, yapış yapış görüyorsunuz. Daha var. Sebze, sebze. Hani bir sınırı vardır ya acının, bir yerden sonra yakmaz. Bu öyle değil. Bir tane daha yiyorsun daha da yakıyor. Bir tane daha yiyorsun daha da yakıyor. Artık konuşunca yakmaya başladı. Ben terledim, sen? Bıyıklar mı terledi? Ha, burnun akmaya başladı. Of. Ben acıya, bir de yani düşünün. Ben acıya alışık bir insan da değilim. Yine de yiyorum.
ufacık bir acıda çok fazla abartan bir insanım. Ay ben bunu nasıl yiyordum ya, iki tane üç tane. En acısı alından al diyor ya beni vakti verirken. Bana da bütün onu al. Hiç komik değil Deniz. Onun makarna hiç acı değil ya. Şunu bir yala. Ben de güleyim, nasılmış? Sadece çubuğu yaladım. Çok acı acı. Oy. Deniz'in de tadına bakayım. Aynen ya, ben de bakayım. Deniz'in tabağına dalandık. Ya bunun öyle bir acısı var, hiç tat alamadım ben. Sen aldın mı? Oh. Ay yeter. Yok. Oh. Arkadaşlar. Bu kadar yeter. Kapatıyorum. Gerçekten çok acı terledim ettim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oh. Vay.